Acizem Hocam, tabii Avrasya Hastanesi'nde şunu da görüyoruz. O kadar güzel bir karşılama var ki, gerek hasta yakınlarına, hastaneye giriş çıkışlar hep kontrollü. Tabii ilk başlarda biraz bocaladık, ne olduğunu anlayana kadar falan, ama ondan sonra sisteme oturttuk. Şimdi o sistem gayet güzel, iyi izliyor. Tabii ateş ölçülüyor, tabii. Yani çok güzel şey alma makinemiz var. Numune alma yerimiz var. Çok güzel içinde giriyor hasta, güzel onu vakumla dışarı atıyor. Yani sistem falan aslında kuruldu. Yani ilk başlarda biraz zorlandık. İlk başlarda mesela maske bulmakta zorlanıldı, işte tulum bulmakta zorlanıldı. O dönem zaten çok yaygın oldu. O dönemi biraz iyi atlatamadık ama o işte bir iki hafta içerisinde o sistem tamamen oturttuk. İşte malzemeler artık gelmeye başladı falan. Ondan sonra iş düzene girdi. Türkiye genelinde. Türkiye genelinde olunca bizim hastanemizde o problemler yaşandı. Ama daha sonra toparladık yani. Evet, şu anda da Avrasya Hastanesi'nde gördüğünüz kadarıyla gerçekten çok güzel bir işleyiş var. Evet. Sizi de tebrik ediyoruz hocam. Vallahi tüm biz de işte yani bütün biz devamlı işte ilçe sağlıkla halk sağlığı yönetim merkeziyle devamlı iletişim halindeyiz. Onlar bize devamlı işte bilgiler yolluyorlar. Biz onlara bakıyoruz, değerlendiriyoruz. Hem telefonla konuşuyoruz, hem işte WhatsApp'tan şey yönlerinden, sosyal medyadan da konuşarak devamlı iletişim halinde. Aslında bayağı bir iletişim oldu. Doktorlar arasında genel bir iletişim. Devamlı toplantılar yaptık. Neredeyse bir ara her gün toplantı yapıyorduk. Neler yapabiliriz, nasıl çözümler bulabiliriz gibisinden. Tabii bundan sonucunda belirli bir şey oturdu. Sistem oturdu yani. Tabii gayet iyi yani. Yani hem Türkiye'de oturdu. Ama işte mesela bu sistemi falan da Amerika falan da oturtamadı yani. Söyleyeyim yani. Evet, yani dünya. Onlar da hala çok Amerika'dan bahsediyoruz. Evet. Onlar da hala sıkıntı yaşıyorlar. Sadece yönetimsel olarak da sıkıntılar var. Ülkelerine baktığınız zaman Ali Rıza Hocam birçok ülkede sıkıntılar. Onlar var. Çok kötü hızlı yakalandılar mesela. İtalya çok kötü yakalandı. Yani biz biraz daha şanslıyız. Evet. Onlardan daha sonra geldi. Biraz daha tecrübeli edindik, bilgiler edindik ve önlemlere daha sık aldık. Çalışanlarımızın burada çok büyük bir emeği var. Tabii. Bu süreç evet. Ya biz de bunu çok hızlı takip ettik. Günlük güncellemeler, günlük her şey değişti. Günlük ilaç değişimleri, değişimleri falan. Asla gözü ardı edilemez. Çok çalıştınız, hala da çalışıyorsunuz. Evet. Hastanenin sağlık işte en alt kademesinden en üst kademesine kadar herkese bir hummalı bir çalışma var. Evet, özverili evet. Bir çalışma var. Evet. Yani ancak böyle hallettik zaten. Yoksa evet. Başka türlü olmazdı zaten. Peki bu süreçte ameliyat olup evlerinde geçiren mutlaka hastalarımız da var. Oldu. Evet, yani çok bir sıkıntı yaşamadık genelde ameliyat. Hasta yakınlarına nasıl tavsiyelerde bulunursunuz? Yani genel izolasyon. Yani evet. Ameliyat olan olmayan herkesin, bu çünkü esas işi yayılmayı engellemek. Bu hastalığın esas önlemi. Yani yayılmayı engellemenin de yolları işte evde kalacaksın. Çok temas etmeyeceksin, mesafeyi koruyacaksın, işte muhakkak maske takacaksın. Yani bunlar dikkat edildikten sonra, yayılma olmadıktan sonra bu hastalık çok zor değil aslında. Yani aslında kolay. Evet. Ama işte tabii bu işin işte ekonomik boyutu var, şu boyutu var, başka boyutları da var. Psikolojik boyutu var. Evet. Yani biraz kolay değil. Bu çok. Yani ben işte etrafımda falan konuşuyorum, telefonla falan konuşuyorum. Çoğu kişinin psikolojisi bozulmuş durumda yani. İşte kilo almalar, tansiyon yükselmeleri, tansiyonlar mesela çok ciddi problem oldu yani. Stres de en büyük etken. Tabii. Yani şimdi kalp rahatsızlıklarında. Çağımızın en büyük, belki demin hani saymadım hani şeker, sigara ailesi dedi ama stres de önemli bir faktördü. Çünkü stres, bağışıklık sistemini de çok ciddi bozan önemli faktörden bir tanesi. Çünkü aslında bizim strese girdiğiniz zaman kalbinizde bir hem o hem de bağışıklık sistemi bozuluyor. Aslında yani kendi kendimizi hasta ediyoruz. Yani onun için yani çok panik olmamak lazım. Tabii panik olmamak lazım. Yani panik aslında çok kötü bir şey. Hem kalbi yoruyor, hem vücudun dengesini bozuyor, hem bağışıklık sistemini bozuyor. Hasta olmayacaksan bile hasta oluyorsun bu sefer. Evet. Bu sefer de hastalık hastası oluyorsunuz. Evet, aynen. Maalesef bir de böyle bir durum var.
Tabii işte bu süreci daha sağduyulu geçirmemiz gerekiyor. Evet, yani gerekeni yapmak lazım. Panik olmamak lazım. Aslında gerekeni yaptıktan sonra panik olmaya da gerek yok aslında yani. Bu kalp hastalarımız için mi mesela? Her şey için geçerli. Kalp için, tansiyon için, işte şeker için, işte bu korona için. Evet, kalp rahatsızlığı olan hastalarımız. Vallahi ellerinde işte, belli bir süre daha geçirecekler. Evet, ama evet, bu evet. Stressiz geçirsinler. Evet, stresi geçirsinler. Çok panik yapmaya gerek yok. İşte aslında yani bir bakıma düşündüğünüz zaman yani aile içi işte sosyal ortam da belki aile içi kaynaşma da belki daha yoğun olabilir. Evet. Yani yani anne çünkü çocuk baba çocuk zaman geçiriyorduk, dışarıda zaman evet geçiriyorduk. Evet evet. Yani belki aynı bazı avantajları da olmuş olabilir. Bile, evet belki amca. Belki o avantajları olmuş olabilir. En azından aile bireyleri hep birlikte beraber zaman geçirmeyi belki öğrendiler. Belki çok belki de faydalı da olmuş olabilir yani. En güzel alışkanlığımız el yıkama. Evet, el yıkama alışkanlığı. Evet, evet. Hassasiyet evet. Göstermedi. Evet, evet. Yani başka şeyler de gelişti. İşte online işlemler mesela şimdi biz de dersler hep online verdik. Bizim kız mesela bir daha onu online ders aldı. Ben mesela üniversite öğrencilerine ders verirken hep online ders verdik. Yani teknoloji de gelişti bu arada. Teknolojik şeylerimiz de gelişti. Online şeyler işte artık online görüşmeler falan. Yani çok değişen şeyler olacak tahmin değişen. Ediyorum. Evet, çok şeyler değişecek. Hayatımızda evet, değişiklikler olacak. Evet, çok şey değişecek. Mesela alışveriş alışkanlıkları çok değişecek diye düşünüyorum. Bu dönemde her şey online alışverişler oldu. Belki de ileride bu yani zaten online hani alışveriş falan oluyordu ama bu şimdi tabii daha da arttı. Belki de yani yapmayanlar, eskiden yapmayanlar şimdi belki de yapar hale geldi. Böyle bütün değişiklikler olacak. Ama her şeyde dijital herkesi. Dijital olarak dijital devrim daha da böyle oturdu gibi gözüküyor bu işten sonra. Evet. Ama en önemlisi sağlığımız. Evet, sağlık. Zaten sağlık her şeyin başı. Yani bu süreçte bunu da gördük. Evet. Ne yani kadar zengin olursanız zenginin olun, fakirin farkı etmedi. Ne kadar variyetiniz olursa olsun. Maalesef evet. Ama siz de evinizdeydiniz. Evet. Herkes evindeydi. Evindeydi. Herkes eşitti yani. Evet. O yüzden sağlığımızın kıymetini bilmemiz gerekiyor. Evet. Evet, kesinlikle haklısın. Kesinlikle haklısın. Ben yine sağlık olarak yine en 3 tane temel şeyi söylüyorum. Stres yapmıyoruz. Panik olmuyoruz. Şekerden uzak duruyoruz. Şekeri yiyecek içeceklerden. Mümkün olduğu kadar kilo almıyoruz. Obeziteden uzak duruyoruz. Sigara içmiyoruz. Tütün ve sigara, tütün diğer şeylerden de hepsinden uzak duruyoruz. Yani zaten bunları ve işte belirli spor yapıyoruz. Yani eğer bunları yaparsak zaten yani insan ömrünün çok daha uzayacağını düşünüyorum. Artık böyle 80'li yaşlar artık yani 80'e kadar artık yaşlı kabul etmiyoruz insanları. 80'den sonra yani 65-80 yaş arası orta yaş dönemine düştü artık. Evet. Yani Ya ben çocukluğumda mesela 50 yaş deyince yani 50 yaşlı 60'lı yaşları biz çok yaşlı olarak görüyorduk. Şimdi biz geldik genel yaşlar artık da hiç kendimiz yaşlı görmüyoruz. Yani ama işte bu iş biraz da dikkat etmekle ilgili evet. Yani. Evet. Yani bu korona günleri kendimize dikkat etmemiz gerektiğini de gösterdi. Evet, aynı tabii. İşte kendimizi korumamızı. Evet. Yani el hazırlıkları, sosyal mesafeleri. Evet. Yani bence de faydası yani zararlı olduğu kadar faydası olduğunu da düşünüyorum. İnşallah bakalım bütün insanlara faydası olur bir işin. İnşallah.